Bu krizin bir tek sorumlusu var, o da AKP rejimidir. Sadece ekonomiyi kötü yönettikleri için değil, sadece beceriksiz oldukları ve çapsız oldukları için de değil, sadece kabiliyetsiz kadroları olduğu için de değil. Maalesef bu ülkeyi rant ve talan ekonomisine, yalan ekonomisine mahkum ettikleri için, borç batağına batırdıkları için Türkiye ağır bir fatura ödüyor. Hepimiz ağır bir fatura ödüyoruz. Ve hiç kimse kısa vadeli bunun çözüleceği konusunda ümit var olmasın. Hele hele AKP rejimi devam ettiği sürece Türkiye'de ekonominin nefes alma şansı yok. Çünkü AKP'nin şu anda bir tek umudu var. O da Londra tefecileri. Erdoğan, Mehmet Şimşek'in aldığı bütün kararlara onay veriyor. Çünkü bu kararların ardından Londra'dan, carry trade'çilerden ya da tefecilerden para geleceğini bel bağlamış durumda. Ve bununla ekonominin düzeleceğini zannediyor. Tabii sağdaki bu derin kriz, geçtiğimiz dönemde yaşanmış ardışık birkaç seçim insanları çok yordu. Zaman zaman erken seçim konusunda çağrılara biz de tanık oluyoruz ama görünen o ki önümüzdeki dönemde bu erken seçim çağrıları yükselecek. Tabii ki bizim ana muhalefet partisi ve bizlerin oyları yetmiyor bunun için. Ya Erdoğan'ın kendi karar vermesi lazım ya da 360'la parlamentodan bunun geçmesi lazım. Erdoğan'ın karar vermesi halinde kendine aday olma şansı yok. 360'la da bugünün şartlarında geçmeyecektir. Ancak talep toplumdan gelmeye devam ederse, Türkiye'deki kriz ve buhran ya da bunalım derinleşerek devam ederse ki öyle görünüyor, bu erken seçim çağrıları yükselecektir. Buna parlamentonun sessiz kalması düşünülemez. Buna parlamentonun bir bekleyelim bakalım ne olacak demesi düşünülemez. Tabii ki ana muhalefet partisinin politikaları çok net. Bizim de politikamız bu konuda son derece berrak. Toplumsal talebe biz duyarsız kalmayız. Ve böyle bir süreçte toplumun taleplerini parlamentoya yansıtır. Gücümüz nispetinde toplumun sesi olur ve süreci buna göre yönlendiririz. Ben bir video izledim. O evet, Berlin'de uçağa inerken Sayın Cumhurbaşkanı'nın oradaki Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları Allah'ına kurban falan diyorlar. Olabilir. Yani o Türk bayrağını görüyor yukarıdan aşağı, uçak Türk bayrağıyla kaplanmış falan ay yıldızda. Evet, o milli duyguları bir okşuyor olabilir ama başka şeyleri düşünmemiz lazım ya. Ya o yaşadığınız yerdeki, o ülkedeki Almanya'nın kişi başına düşen milli geliri $55,000. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bugün hatta şeyi gördünüz mü? Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İngiltere'nin yeni başbakanının Buckingham Sarayı'ndan çıkarken, yani kraldan hükümeti kurma görevi aldıktan sonra yahut da hükümeti onayladıktan sonra Buckingham Sarayı'ndan çıkarken ki konvoyunu gördünüz mü? İki araba. Bakabilir miyiz hemen? Sadece iki arkadaşlar. Araba. Evet. Sevgili Onur'dan rica edelim. Duymuştur zaten. Sadece iki araba. Yani bu şey, bu hani milli gururu okşama falan, böyle koca fazla arabalarla falan, israfla, şatafatla olmuyor. İki araba, İngiltere Başbakanı'nın konvoyu iki araba Buckingham Sarayı'ndan çıkarken. O İngiltere'nin, efendime söyleyeyim, İngiltere'de yaşayanların kişi başı milli geliri $46,000. Bizim $13,000 diye hesaplıyorlar ama o da yanlış bulmuş hesaplarla. $10,000'lar civarındayız. Esas ölçmemiz gereken, esas yani milli gururumuzu okşaması gereken başka işler var. Oralara bakmamız lazım. Ve verdiğimiz verginin hesabını sormak zorundayız. Yahut da nerelere harcanıyor arkadaş diye sormak zorundayız. Bunlar sorulmasın diye işte Cumhurbaşkanı da öyle ileri geri laflar ediyor. Yok Montella'ya bir şey diyor, yok öbürüne akıl veriyor. Efendime söyleyeyim şeydekine, Fenerbahçe'nin teknik direktörüne falan. Ya gerçekten bunlar konuşulmasın diye yapıyor. Yani yoksa bunlar konuşulacak. Aslında bunlar konuşulması lazım. Yani sen ona akıl vereceğine kendi bir kere burada bir yönü daha var bu işin. Türk Futbol Federasyonu'na bir hesap sorsaydın arkadaş ya. Yani bizim bu son yenildiğimiz maçta, Hollanda maçında Merih Demiral oynamadı değil mi? Niye iki maç ceza aldı? Niye iki maç ceza aldı? UEFA. Efendim UEFA bize efendim siyaseten düşman falan filmem işte yanlı davranıyor. Olabilir. O da olabilir. Ama bakın dikkat edin, UEFA 14. maddeden değil 11. maddeden verdi. Ne demek o? 14. madde o ırkçılık falan filanla ilgili. Çünkü bize hep dediler ki kardeşim siyasi mesaj şeydi, ne derler onu, işaretti. O siyasi işareti yaptığı için falan ve ırkçılık ve işte milliyetçilik bilmem neyle bağlaştırarak yapıldı. Hayır, 11. maddeden ve sportmenliğe aykırı davranışlardan verildi o ceza. İki maç ceza. O maddeden çok daha hafif cezalarla başka futbolcular geçiştirildi. Şimdi ben bu konuda
Spor hukuku uzman, hakikaten Türkiye'nin en iyi spor hukuku uzmanlarından bir tanesidir Kemal Kapıllıoğlu. Daha önce bu hem bu alanda çok hizmet etti, hem Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği yaptı falan. Hemen onu aradım. Dedim sadece merak ediyorum ya. Sadece merak ediyorum. Sizi aradılar mı? Yani bu konuda destek almak için, yani Türkiye'nin uluslararası hukuk alanında en önemli hukukçularından bir tanesi. Sizi aradılar mı yani destek almak için bu konuda savunma verir? Hayır. Hadi onu Şekip Mosturoğlu, daha hem de çok yakınlarında. Ya o da çok iyi bir uluslararası hukukçu. Aradılar mı? Hayır. Kemal Kapıllıoğlu bana dedi ki bunlar aramadı ama mesela daha önce Levent Bıçakçı ve Şekip Mosturoğlu'nun yönetimde olduğu dönemde yine böyle bir uluslararası sorun olmuştu. Kendileri hem Şekip Bey hem Levent Bey uluslararası hukukçu olmasına rağmen Kemal Bey'i, Kemal Kapıllıoğlu'nu aradılar, deneyimlerinden faydalanmak için lütfen gel bize yardım et demişler. Onunla beraber gitmişler. Böyle olur. Çok daha az bir cezayla buradan çıkabileceklerdi. Demek ki sen önce kendi Futbol Federasyonu, yanındaki Futbol Federasyonu Başkanı'na bir sor ya, niye böyle yaptınız ya? Doğru dürüst savunma yaptınız mı? Bence doğru dürüst savunma yapmış olsalardı bu ceza da gelmeyecekti. Nerede kalitesizlik varsa, nerede kapasitesizlik varsa, nerede beceriksizlik varsa kadrolar bir araya geliveriyorlar. Esas hesap sorulması gereken, esas üzerinde durulması gereken, esas konuşulması gereken hususlar bunlarken, bunlar konuşulmasın diye işte Fenerbahçe'nin teknik direktörüne akıl verirken de tuhaflık var yani. Sen çok yetenekli bir şeyini, gencini, yani sadece futbolda da değil bak, yani bakış açısı böyle ya. Niye başka ülkelere gitsin? Sen bu ülkede tutmanın yollarına bir baksana arkadaş ya. Bu ülkenin yetenekli çocukları sadece futbolda değil, bütün her alanda bu ülkenin en yetenekli çocukları bu ülkede yaşamıyorlar. Bu ülkeden bir yol bulup da nasıl karşı yurt dışına çıkarım diye bakıyorlar. Esas temel meselemiz bu. Bunları konuşmayız tabii ki. Böyle işlerle havanda su dövmeye itiyorlar bizi. Peki. Büyük başarısı var bu konuda. Bu konuda çok mahir bir yalnız. Bir virgül koyalım.